Safi Lezzetler kanalıma hoş geldiniz. Ev yapımı lahmacun tarifini paylaşacağım bugün sizlerle. Gayet kolay, yapımı oldukça pratik. Şimdi tarife geçelim. 2 tane küçük boy domates, 1 tane kırmızı biber, yeşil biber, 2 diş sarımsak ve 1 tane kuru soğanı. Bu şekilde bir karıştırıcının içine aldım. Blender'ın içine aldım. Bir tutam maydanoz ekliyorum üzerine. Ve hepsini bu videoda görmüş olduğunuz kıvama gelene kadar çekiyorum. Üzerine 250 gram orta yağlı kıyma ekliyorum. 1,5 çay kaşığı tuz ekliyorum. Bundan sonra dilediğiniz baharatları ekleyebilirsiniz. Ben şöyle bir çay kaşığı kadar isot ekledim. Karabiber ve toz kırmızı biber ekleyerek baharat kısmını tamamlıyorum. Biraz sıvı yağ ekleyeceğim. Şimdi şöyle yarım çay bardağı kadar. Bunları karıştırıyorum. Tamamen homojen bir karışma olana kadar karıştırıyorum. Ve şöyle 2 kaşık da salça ekliyorum. Biber salçasını birazcık daha, 1 kaşık dolusu. Diğerini 1 kaşıktan biraz eksik koydum. O da domates salçasıydı. Bunları hazırlayıp şimdi ben bunun üzerine bu şekilde bir film kapatıp buzdolabına koyacağım. İyice ne dinlensin ve özleşsin lezzetleri diye. Şimdi hamurunu hazırlayalım. 3 su bardağı unu. Bu şekilde ben mutfak şefiyle yapacağım bugün. Hazinesine koyuyorum. 1,5 çay kaşığı tuz ekliyorum üzerine. Maya kullanmıyoruz bu tarifte. 1 su bardağı suyu ekliyorum. Fakat yarım su bardağı kadar su daha ekledim. 1,5 su bardağı su ekliyoruz toplamda. Şimdi kıvamını göstereceğim size. Hamurumuz bu şekilde yumuşak bir kıvam olacak. Şimdi ben bunu tezgahta yoğururken biraz daha un serpeceğim. Pürüzsüz bir kıvama gelene dek yoğuracağım. Kullandığım tüm malzemelerin hepsini bilgi kutusuna yazacağım. Oradan bakabilirsiniz. Hamurumu bezeliyorum bu şekilde. Toplamda 11 beze yaptım. Ben küçük açma taraftarıyım lahmacunları. O yüzden küçük küçük bezeledim. Daha büyük yapınca çünkü kalın oluyor. Daha evvel de yaptım. O yüzden tüm tecrübelerimi aktararak bu videoyu çekiyorum sizlere. 11 tane beze oldu. Şimdi bir tanesinden başlayarak yaklaşık bir 10 dakika kadar bekletebilirsiniz bezeleri. Kolay açılması için. Hafif hafif unlayarak bu şekilde açmaya başlıyoruz. Bu arada ocağın üzerine tane tavamı koydum. Hazır tavam. Dediğim gibi bezeyi küçük tutarsanız ince ve çıtır lahmacunlarınız olur. Büyük olursa kalın oluyor ve kaldırıp koyması da birazcık zor oluyor açıkçası. Bu şekilde yeterli. Hatta ben ilkini biraz büyük bile yapmışım. Daha sonraları daha ideal boyutlarda oldu. Bir tane daha açımını göstereceğim şimdi sizlere. Dilerseniz merdane de kullanabilirsiniz. Fakat bu şekilde oklavayla açmak benim daha pratiğime geldi. Hafif hafif unlayabilirsiniz. En son üzerine harç serpmeden önce unlarını şöyle elinizle hafif şu şekilde onları silkelerseniz güzel olur. Tencerenin dibinde onlar yanmamış olur. Şimdi iç harcımı dolaptan aldım ve yaklaşık 1,5 yemek kaşığı kadar her birinin üstüne iç harçtan ekliyorum. Ben ikişer ikişer yaptım. 2 farklı tencerede yaptım. Hepsini birden hazırlamanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü üzerindeki sos yumuşatacaktır ve kaldırmanız güçleşecektir lahmacun olduğu yerden. Bu şekilde sostan her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Her tarafında bu şekilde eşit şekilde kaşıkla sürdüm. Şimdi bunu tencereme götüreceğim. Bu şekilde bir pilav tenceresini hafif ısıttım. Yapışmaz bu tencere. Ve hızlı bir şekilde lahmacunumu kaldırıp şöyle koyuyorum üzerine. Kenarlarını koyduktan sonra şöyle hafif düzeltebilirsiniz. Tavayı sallayarak da düzgün hale getirebilirsiniz.
Ve en önemli püf noktası, kapağı kapalı bir şekilde orta ateşe koyuyoruz şimdi biz bunu. Kapağı kapalı. Arada kapakta biriken buharları peçeteyle silmeniz gerekiyor. Çünkü buhar yapıyor ve ıslaklık düşmesini istiyoruz lahmacunların üzerine. Birazcık daha şu an olmaya ihtiyacı var. Yaklaşık 4-5 dakika sonra şu an bakıyorum. Bir lahmacunun pişmesi ortalama 6-7 dakika sürüyor. Bir tane daha göstermek istiyorum şimdi. İç malzemesi ve hamur oranı tam geliyor. Dilerseniz yapmadan önce iç malzemenizi de 11'e ya da 12'ye bölebilirsiniz. Hamurunuzu da 12'ye bölebilirsiniz. Daha kesin bir sonuç elde etmiş olursunuz. Ben iki tavayla devam ettim bundan sonra. Bakın yan tarafta da bir tane tavam var. Onu da kapağı kapalı bir şekilde pişiyor. Şöyle alt kısmına bakın. Bu tamam pişmiş. Şimdi bunu alalım. Kapaklı bir bu şekilde pasta kabına koyuyorum ben. Kıymalı tarafları birbirinin üstüne gelecek şekilde koyarsanız yumuşayacaktır hem de. Evet, bu şekilde pişirmek bizim için çok pratik ve çok güzel oldu. Biz çok sevdik. Yaklaşık bu süreçte evde en az 3-4 kere yapmışımdır. Çocuklar da çok beğendiler. Ben de tarifi derledim. Tüm püf noktalarıyla sizinle paylaşmak için buraya yüklüyorum. Umarım sizler için de faydalı olur. Dışarıda yediğimiz bir lezzeti evde de yapmak gerçekten oldukça keyif vericiydi. Üstelik içinde neler olduğunu biliyor olmamız, gönül rahatlığıyla tüketiyor olmamız en güzel tarafı bence. Lahmacunlarım pişti. Şimdi servise hazır hepsi. Bakın bu şekilde biz içine salata yaptık. Böyle soğan salatası yaptık. İnşallah sizler de dener ve tarifimi beğenirsiniz. Yepyeni videolarda ve tariflerde görüşmek üzere. Hepimize hayırlı Ramazanlar. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.